Şimdi bu videoların İngilizcesi olduğu için Türkçe olarak yapacağım. Republika'da kalıyorum, Rio'dayım. İnternetten girip Republika nerede bakabilirsiniz. Hemen Republika'ya çok yakın, 100-200 metre mesafede böyle bir süpermarket var. Evet. İşte 5 Brezilya reali zaten 5.20 1 dolar yapıyor zaten. O değişiyor yani, kurlar sürekli değişebiliyor. TL gibi. Bu şekilde ürünü ve fiyatı zaten görüyorsunuz. Bu arada Republika yaklaşık hani dorm room olarak günde 8-10 dolardan başlıyor yani. 8-10 dolardan daha aşağıya dorm room bile henüz görmedim yani. Ama kahvaltı dahil. Kahvaltı veriyorlar. Şu biraz uyguna geliyor aslında. Büyük bir peynir yani. Evet. Bunlar var burada. Como va? Şöyle tavuk. Aslında uygun yani. 5'e. 1 dolar. 1 dolar yani. Hani eminim ki yani 1 dolara ben 1 kilo tavuk da bulurum yani. Neyse, işi zaten para değil de. Et de ucuza bulabiliyorsunuz. Yani şu 1 dolar bile değil yani. Balık ürünleri bakalım. Heh, salmon. Salmon pahalı. 500 gramı 10 dolar. Ama burada pahalıdır. Başka yerde bulursunuz yani. Dediğim gibi içki zaten para değil. Öyle hani balık ürünlerine aslında ben daha çok dikkat ediyorum. Şimdi balık ürünlerini aslında arıyorum ben. Ama ona pazara gitmek lazım onun için. Yani burada gözüme çarpan işte somon bakıyordum. Salmon var. Yani 9-10 dolara yarım kilo. Yani o da iyi. Tamamen temizlenmiş yani sonuçta. 9-10 dolara yarım kilo. Diyorlar ya porsiyonunuzu azaltın. Ya ucuz et de var. Pahalı et de var. Şimdi bunlar pahalı olur. Şimdi somonu gidip taze almak lazım. Bunun dışında herkesin merak ettiği ürünler vardır tabii ki de. Daha çok böyle anlık ürünler önemli biliyorsunuz yani. Anında karnınızı doyuracağınız şeyler önemli. Ha diyeceksin ki şimdi bunlar pişmemiş eti nerede pişireceksin diyeceksin. Bizim Republika Hostel'de Rio'dayım. Republika mutfakta istersen kendin pişirebiliyorsun. Yani kahvaltı zaten veriyorlar. Şimdi insanlar burada biraz çekinceli yani. Biraz şey olmuşlar yani, polarized, kutuplaşmışlar biraz yani. Yok biz Portekizce biliyoruz, İngilizce bilmeyiz. Ya turizm, senin gelecek müşterin Amerika'dan gelecek zaten. İngilizce konuşacak adam, Portekizce niye konuşsun? Ne bileyim, Almanya'dan gelecek, o da İngilizce konuşacak. Rusya'dan gelecek, İngilizce. Fransa'dan gelecek, İngilizce. Hep İngilizce. Bunun diğer türlüsü yok yani.
Nereden gelse İngilizce konuşacak yani. Turist. Bir buçuk litre. Bedava. Resmen bedava. Yani ucuz iş ki arıyorsanız yani. Onda problem yok. Şu mesela. 12 mesela, bu nasıl bir şeymiş? 1 litre 965. Alkol oranı %40 falan bulunmadı. Biliyorum bunu. %40, %50 öyle oluyor yani. Bu buna doğru düzgün bir yazmamışlar da. Siz görebiliyorsanız görürsünüz. Ya ama biliyorum bunu. %40, %50, %35'lerden başlıyor yani. Şöyle Schweppes falan var. İşte Pepsi, Jack. Meyve işte. Meyvesi. Ya burada önemli olan turistik bölgelerde olmanız. Şimdi düşük sezon, şu anda low season yani. Bu low season olduğu için böyle bir problem var yani. Turistik bir şekil almamış henüz. Kutuplaşma var. Ancak sahile gideceksiniz. Zaten videoyu durdurarak hesaplamanızı yapabilirsiniz. Hani 10 real yazıyorsa 2 dolar gibi düşünün. Ekmek alırdım ama gerek yok çünkü otelde veriyorlar. Bak mesela şu yarım dolar civarında 60 sent falan. İyi yani, bundan daha ucuzu da vardır. Ekmek falan sorun değil yani. Umarım bir abrigado dersiniz bu videoya. Aa, güzel karışık. Taze güzel bir salata. See ya diyorum.